Senin soru soruyorum, soru. Hadi görüşürüz bu arada. Hadi görüşürüz. Ben kendi kendime soru sorup cevaplayabilirim bu arada. Tabii tabii. Tabii doğru söylüyorsun. Aa işte bak ya benim videomdan ben sonra. Ben severim ama röportaj yapmayı. Ben evde de kendi kendime de röportaj yapıyordum. E tabii canım bütün filmlerinde varsın yani. Her yere gittiğimde bu şeyi yani soruyorlar. Artık bıktım yeter. Antrenör peki yanında yani onu merak ettim. Antrenör? Antrenör var mı? Arkadaşlar nasılsınız? Her zaman söylediğim gibi beni sorarsanız bomba gibiyim ve bu yanımda da bomba gibi bir adam var. Tanıyanlarınız iyi bilir. Mehmet Fatih Özkan. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Bomba gibi değilim falan dermişim. Gayet bomba gibiyim. Mehmet Fatih Özkan. Beni şimdi sosyal medyada hep böyle MF Özkan diye bir nickim öyle olduğu için MF Özkan diye tanıyorlar. Dolayısıyla beni çoğunlukla Mazhar Fuat Özkan konserlerine aynen gidenler ya beni etiketliyorlar ve yanlışlıkla hani onlar benim DM'imi düşüyor. Ben de onları paylaşıyorum. Ben de geçen hafta ya dedim Fatih Özkan kabul etmiş röportajımı sağ olsun dedim. Hangisi dedi Mehmet Mehmet Fuat Özkan Fatih Özkan hangisi ne oluyor falan filan gittiler oraya MF'ye gittiler yani. Ne diyor bunlar ya dedim. Kafamı karıştırdılar benim de. Sen zaten direkt birebir yaşıyorsun. Yani internetteki tek MF Özkan benim. Ya Mazhar Fuat Özkan tabii ki ayrı. Tabii canım, çok saygı duyuyoruz ama tek MF Özkan benim. Aynen. Hayatım ben seni bu Beyaz Show skeçlerinden biliyorum. Ama öncesi o YouTube'daydı galiba. Psikolog oldu. Teşekkürler. Yani oluşum nasıl oluştu da Beyaz Show'a taşındı? Ya şöyle ben aslında bildiğin kurumsal bir işte çalışıyordum. Yani 2007-2009 arası falan böyle bayağı 2 yıl falan kurumsal böyle takım elbiseli falan çalışıyordum bir ilaç şirketinde. Seni düşünemiyorum takım elbiseli. Tabii tabii. Yok be iyi oluyor. Böyle kravatlı falan böyle hani şey öğle yemeklerine çıkan, toplantılara giden böyle ciddi falan biriydim. Sonra baktım o iş çok olmuyor yani. Çok böyle içinde kendimi iyi hissedemiyorum falan. Sonra böyle ufak ufak oyunculuk eğitimi almaya başladım dışarıdan. Sonra böyle o böyle bana cazip gelmeye başladı ve işte o sırada da Gupse'yle zaten tanıştık. Onu zaten kesin soracaksın. E tabii canım bütün filmlerinde varsın yani. Her yere gittiğimde Gupse'yi soruyorlar. Artık bıktım yeter falan. Arkadaşlarıma yapacak bir şey yok. Gupse'nin bütün filmlerinde ya falcı ya fotoğrafçı hepsinde var arkadaş. Tabii ki soracağız yani. Yani Gupse benim zaten bu hayattaki ahretliklerimden. Ben öyle derim. Sevdiğim, nasıl çok sevdiğim insanlar. Nasıl tanıştınız? Hikayeniz nasıl başladı? Ya dostunuz? İşte hani o da reklamcıydı. Ben kurumsalda sorun çalışıyordum. Sorun üstüne soru bindirdim bu arada bana. Olsun ya. Olsun gel yönder. Tamam göndereyim önden topla anlat. Ben gidiyorum ya sordum sana şimdi. Senin bana soruyorsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben kendi kendine soru sorup cevaplayabilirim bu arada. Tabii sana tabii. Tabii doğru söylüyorsun. Aa işe bak ya benim videomdan ben sordum. Severim ama röportaj yapıyor. Ben evde de kendi kendime röportaj yapıyordum. Gerçekten yani. Tabii. Böyle kendimi oturttum falan. İşte en son projeniz ne falan gibi. Tamam o zaman üçüncü soru geliyor. Oyunculuğa da böyle mi başlama kararı aldın? Galiba. Baktın mimiklerini sevdin baktım, aynada. Hayır baktım röportaj vermeyi seviyorum. Ben bir şekilde ünlü olayım. Yani ya oyuncu ya şarkı. Nereden tutarsam dedim yani. Hani anladım falan. Öyle. Gupse ile de işte o işlerimiz. Bak sorunu unutmadım bak ne kadar zeki. Birinci soru ne? Birinci soru ne? Bu ikinci soruydu. Birinci soru ne? Birinci kurumsal soru ne? Kurumsal da çalışıyordu. Tamam. Tamam. Oradan Beyaz ben Gupse'ye bağladım. Beyaz Show'a nasıl i̇şte bağlayacağım. Dur, geçti? Sanma. Ben onları sana bir hikaye şeklinde anlatacağım. Ben boğaya akrebim çok sabırlı gözüksem ben de yaya sabırsızımdır. Yaya yay mısın? Evet. Safkan. Ay inanmıyorum ya. Niye? Yaya sen de samimi arkadaş olacağız belli oldu. Only you. Evet bence sonra bizim enerjimiz tutar. Aynen. Şimdi istersen başka beşinci bir soru daha sorup ya, onu da ekleyebilirim. İstersen ve çaya gideyim ben. Çay içmeye gideyim arkadaşlar. Yani işte onun da çok merakı vardı. Benim de çok merakım vardı. İşlerimiz de böyle bir zaten garip gidiyor falan. Sonra bir şeyler çekmeye başlayalım. Yani böyle kafamızda bir sürü karakter var. Doğaçlama bir şeyler yapmak istiyoruz. Zaten kendi ortamımızda da yapıyoruz. Sonra dedik bunları neden çekmiyoruz? Tamam çekelim. O zaman nasıl bir formatta olsun? Aklımıza psikolog geldi işte. Çok temel bir şey. Hani psikoloğa insanlar gider ve dertlerini anlatır. Aynen. Oraya gidenler
olarak biz onları oynadık. Ve ama tamamen doğaçlama oynadık. Ve çok güzel. Yani şey metin yoktu bizde. Hani ekip çok böyle amatör ruhla bir araya geldiği için sonra yani bizim yaptığımız işler YouTube'da daha hiç kimse de Enes Batur'lar ne Orkun Işık Tatlar. O zaman Tatlar, yoktu kimse. Hiç kimse yoktu be. Aynen. Yani. Aynen. Şimdi bir, herkes içerik üretici. Bates Motel Pro mu? Yanlış söyledim değil mi? Onlar ilk onlardır. Bak onların hakkını yemem. Sonra biz de öyle başladık. Sonra Beyaz Şov'a taşındı. Hı hı. O skeçler orada yayınlanmaya başladı. Egüpse Yalan Dünya'ya girdi oradan o skeçlerle. Yani hı hı. O skeçler bizim böyle bir şeyimiz oldu. Fitil aynen. Ateşlendi aynen. Ve öyle arkası girdik. Arkası da geldi yani. Ama sen... çok özgür bir işti yani. Biraz öyle başladı. Hem amatör hem de sonra biraz profesyonel doğru dönen aynen. Bir sonra şekilde. Sonra Gupse'nin işleri oldu. Hepsinde aynen. Zaten gerçekten ufak da olsa, büyük de olsa hep bir rolün oldu. Tabii ahiretliyim diyorum. Tabii aynen. Ki verecek. Ama ne zaman tanıştınız? Var. Nasıl bir hikayeniz var Gupse ile gerçekten? Bunu merak ediyorum. İstanbul'a ilk 2007'de geldim ben. O da 2007 civarında falan geldi. Biz o zaman tanıştık. Hı. Yani böyle şey. Sonra işte... Benden sonra gelmişsiniz. Ben 2001'de gelmiştim. Ama sen eski İstanbul'lusun. Ne demek istiyorsun bana? Eski mi diyorsun yani? Hayır. Yani... Sen eskiden bu şehri çözmüşsün falan değil mi de hani gönlüm. İstanbul'da işte beraber vakit geçiriyoruz. Kafalar uyuyor falan ama yani hani işlerle alakalı yani böyle bir kafa karışıklıklarımız var. İkimiz de oyunculuk yapmak istiyoruz. Hı-hı. Öyle şeylerimiz var falan derken. Herkes öyle bir öyle. Yollardan geçti. Evet ben sonra işte Gupse Yalan Dünya'ya gidiyor. O bir de yazar olduğu için kendi filmlerini de yazıyor. Onun aynen. Öyle bir yeteneği bu arada de var. Selam olsun Gupse'ye. Çok seviyorum onu. Evet. Ben de uzun süredir görüşememiş COVID şeyden yüz. Gerçekten. Dalga geçiyorsun gerçekten. Herhalde. Şey mi? Titiz mi? Buluşmak mı isteniyor? Titiz değil de yani hani şey o biraz uzak oturuyoruz birbirimizle. Böyle hani bir ara görüşeceğiz. Benim işim çıkıyor, onun işi çıkıyor falan. Bir ara görüşeceğiz. Ama o zaten yazın full beni İstanbul'da de değildi. Beni de arayayım. Seni de arayacağız. Aynen. Tanışmak istiyorum. Bir buluşabilirsek inşallah. Tiyatro da başladı benim bir taraftan. Sonra evet. İşte televizyon da devam etti oradan. Ben YouTube'da dijitali de seviyorum. Ki şu an zaten dijital... 3-4 kanattan bir anda girdin evet, evet. Olaya. Evet. Yani sadece şimdi... böyle bir şey gibi değil. Yani ben bunun eğitimini de aldım sonradan. Hı. Hala da alıyorum, gidiyorum, ediyorum falan. Hı. Ben normalde sosyoloji mezunuyum. Aslında konservatuvar okumadım. Sosyoloji okudum. Psikoloji yan dalı yaptım. Felsefe okudum. Bunlar zaten bana... Acayip yaradı. Aynen. Bunlar üzerine de biraz teknik eğitimler, temel eğitimler önce, sonra teknik eğitimler, işte workshoplar falan alıp hı-hı. Böyle... Daha da devam ediyorum diyorsun. Ama işte edeceğiz bitmez çünkü zaten. O yol bitmiyor. Aynen. Yalnız Amerika'da falan gerçekten oyunculuk için bu psikoloji vesaire çok önemli de bizim çok. Burada öyle bir şey yok biliyorsun işte. İşte keşke olsa yani, ya. Aynen. Aynen. Nasıl bakış açını nasıl etkiledi, oyunculuğun nasıl etkiledi, artıları olmuştur da sen neler hissettin? Psikoloji, sosyoloji okumanın bugünkü yaşamındaki bakış açını etkisi ne oldu? Valla bana etkisi çok fazla. Yani şöyle ben çok memnunum okuduğuma. Hı-hı. Hani yani üniversite okuduğum bölüm insana böyle bir şey verir ya bir evet. Çerçeve verir falan. Aynen. Ben işte sosyolojinin, psikolojinin bana verdiği çerçeveyi çok iyi kullandım şeyde hı-hı. Oyunculukta. Ben çok rahat ettim. Çünkü bir karakteri oynamak istiyorsanız o karakteri iyi tanımanız lazım. Böyle bayağı hani Matrix ekranı gibi gözünüz önünde çözülmesi lazım. Şu an nasıl bir aileden geliyor, kaç yaşında, zaafları ne, travmaları var mı, çocukluğu nasıl geçmişe kadar böyle hani şey yapman lazım. Yani insan tanımakla aslında çok alakalı aynen. Oyunculuk bence. Aynen. Bu tarafı çok destekledi sosyoloji. Hiç psikoloji. Zorlayan bir rol oldu mu peki hayatında? Önceden çalışman gereken? Oldu. Hangisi? Tiyatroda böyle çok kapalı bir kafası olan, çok böyle resmen cahil bir adamı oynadım. Yani tetikçi diye bir oyunda tamamen para kazanma kuruna başka insanlara zarar veren bir insanı oynadım. Onda çok zorlanmıştım ama onda çok uzun. Yani tiyatro şöyle bir şey var. Tiyatronun şöyle bir güzelliği var. Bir karaktere bir de bir oyuna çok prova alıp çalışabiliyorsun. Aynen, aynen, şimdi doğru. Diziye konuk olduğunda ona çalışmak zamanın zaten yok. Evet. Kendin hazırlanıyorsun. Sonra yönetmenle konuşup hani bu karakter şöyle mi böyle mi fikir alışverişi yap oynuyorsun. Ama başlıyorsun. Tiyatroda 2-3 ay olduğu için o karakter beni çok zorlamıştı. Bir de karısına şiddet uygulayan bir adamı oynadım. Ay inanamıyorum evet. Sana. Ve bunu, adı neydi? Bunu normalleştiren... Ya, oyunun adı neydi? Evim Güzel Evim diye bir oyundu. Hmm. Hatta Füsun Demirel
oynuyordu. Demirel'le beraber oynama şerefine nail oldum. O karakter de çok zordu. Hatta bir keresinde bir seyirci bana su şişesi fırlattı. Lanet olsun sana. Çünkü gerçekten çok yani çok inanarak oynamalısın. Aynen. Yani sen oynadığın karakteri haksız bulamazsın. Yani haklı bulman lazım ki onu doğal oynayabil. Gerçekten kafama geliyordu. Yani pet şişeydi ama bence hak etmişti. Ben de dedim demek ki iyi oynuyorum yani iyi oynamaya sevdi başlamışım yani. Yani. Aynen pet şişe güzel bir şey yani tiyatroda. Peki komedi mi dram mı sence? Bence komedi de yani bilmiyorum şimdi bu rolleri de anlatınca hangisi ağır basıyor? Hangisini daha çok oynamayı seviyorsun? Yani komedi tabii ki daha bir tık daha ağır basıyor ama aslında yani çok iç içe ya. Yani hani iyi bir dram oyuncusu olmayan biri iyi bir komedi de oynayamaz. İyi bir komedyen de olamaz bence mesela. Doğru söylüyorsun. Yani çünkü mesela ben gerçek hayatımda çok şeyimdir, hassasımdır. Böyle detaylara takılırım, hayvanları çok severim, doğayı severim. Böyle dünya ile ilgili çok duyarlıyımdır. Ve şeyimdir yani aslında böyle çok küçük şeylerde gözüm dolar falan. Yani komedi aslında oradan çıkıyor. Evet. Yani yoksa çok böyle her şeyi lay lay yapıp hadi ben komedi oynadım diye bir şey bence yok. Aynen. Yani her iyi komedyenin mutlaka böyle içinde bir dram vardır. Diye çok büyük bir cümle söylemiş gibi. Bence aslında, öyle ama farklı komedi bir meslek yapıyor musun? Bak bu işlere girmişsin. Sana başka bir soru soracaktım ama şimdi saçma olacak ama gene de soracağım yani. Sor ya. Başka bir şey yani meslek demeyelim de hayatında yapmak isteyip de yapmadığım şu zamana kadar daha 38 yaşındasın daha çok şey göreceksin zaten de. Şanslılardansın yani. Çıtırım daha. Çıtır çıtır. Aynen. ne yapmak isterdin? İçinde kalan, uhde kalan. Ne sordum ama ya. Vallahi güzelse uhdeden girdi, içinde kalandan çıktı. Ya şöyle, ben benim müzik kulağım da küçüklükten beri çok iyi. Ben şarkı söylemeyi çok severim. Ailede de hep böyle şeyler dinlenirdi. İşte o zaman tabii ben 82 doğumluyum. Evde işte Zeki Mürenler, Bülent Ersoylar, Muazzez Abacılar falan, Emel Sayınlar. O dönemin böyle hitleri dinlenirdi. Ben her eve albüm alındığında bütün böyle A100, B100 olurdu ya kasetlerin. Hepsini ezberlerdim. Yani şey olarak, bilinçsiz olarak. Ve onları söylerdim. Onların nameleri falan benim kulağıma yerleşirdi. Mesela şey yapmak istiyorum. Ben bunu ufak tefek yaptım ama bunu böyle bir ya bir sahne programı gibi. Tamamen benim seçtiğim bir repertuar. Yani hani benim söylemeyi sevdiğim şarkılardan. Ve böyle atıyorum bir gitar, bir klavye. Belki bir tane daha bir enstrüman daha olabilir. Yani çok kalabalık bir orkestra değil. Böyle biraz aslında tamamen akustik kafalar. Aynen. Ama böyle tarzdan tarza bir şeyler. Mesela popla başlayıp böyle ufak arabeske doğru giden ya da 90'lardan başlayıp ya tamamen benim repertuarım. Böyle bir sadece tek tür değil. Mesela araya bir Türk sanat müziği sen ama güzel herkesin sevdiği bir şey katıp geçen falan. YouTube kanalını yani zaten ilklerden açtım şöyle bir baktım vesaire de Sıla'nın da coverlarını yapmışsın. Mantretör'ün yanında Sıla söylüyorsun. Yapsana ya o, çok güzel. O en sevdiğim şey ya. Yani Allah'tan kendisi de böyle çok barışık olduğu için kendisiyle. Evet. Ya o şeyden çıktı aslında. Böyle yani Sıla şarkıları yani en temel bunu çok yerde anlattım ama hani bir de bana anlat. Şarkı bir de sana anlatayım. Şarkılarında böyle çok Osmanlıca kelimeler kullanması falan böyle ilk etapta çok ilgimi çekti. Böyle Allah neden bu kadın böyle sürekli işte müştemilat, işte bilmukabele falan gibi böyle şeyler kullanıyor falan diye çok seviyor. Yani neden sonradan kullanıyormuş gerçekten? Bilmiyorum ama onun özel böyle bir ilgisi var yani böyle hani edebiyata. Ateş demiyor da har diyor mesela hani anladın mı? Evet, ateş evet. Ona belki şey gelmiyor. Yani daha şiirsel bir dili var. Bir de o vokallerde falan böyle bir e değil de ö diye söyler mesela hani şimdi hayatta aklıma gelmiyor. Peki yanında yani onu merak ettim. Vantilatör? Vantilatör var mı? Vardı. Vantilatör vardı. Ya her şey sesin mi şey yapıyor ne yapıyor yani şarkı söylemeyi bilmediğim için. Hayır. O sadece şarkında nem vardı. Yani hani nem var olduğu için o da beni. Ama sen klibi yani videoyu doğru düz izlememişsin. Tabii canım bir dakika tahmin edebildim sonra kapattım şarkı, zaten. Tamam. Mantretörün yanında ne yapıyor bu dedim. İzlememişsin benim videomu. Hayır nem var yani çok hani bu yazın çok sıcak oldu ya artık şeye doğru. Ağustos'ta falan hepimiz nemden öldüğümüzde dedim ben de böyle bir şarkı yazayım. Çünkü o şarkı başka bir şarkı Sıla'nın. Yani orijinal başka sözleri var. Ben onu kendimce şarkı sözü yazdım. Nem var diye işte. Nem var.
her bir tarafımda nem var. Gibi böyle yani böyle ağız dolusu söyler ya Sıla. Böyle şarkının sözünü hatırlayamam ama kendi yazdım. Nay nay nay. Bir şey geliyorum arkadaşlar. Vallahi hatırlayamadım. Neyse o zaman ama o kadarı başka yeter. Şey zaten videoyu bilenler sen bilmiyor. Videoyu bilenler biliyor. Evet zaten seni bilenler biliyor. Önemli olan da bu. Ben bilmişim bilmemişim ne? Neyse boş ver onu. Ben gideyim o zaman. Ya dur ya nereye daha konuşacağız? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani background'unda bir oyunculuk vesaire bir eğitim vesaire yok. Başka bir şeylerle uğraşmışsın ve sonradan konservatuvar yok. Eğitim evet, var. Aynen. Yani eğitim, devlet kendisi konservatuvar sonra al aynen dinledim orayı merak etme. O kadar da yaşlı değil. Ama bu... Genç nesile. Ben sana yaşlı yani işte bilmiyorum. Aramızda 2 yaş var. Yani sana dersem kendimi de topuna sıkmış olurum. Arkadaşlar ya gerçekten burada aramızda 2 yaş var. Çocuk çocuk gibi durmuyor mu sizce yani 30 yaş falan? Yaşlarımızla barışıyoruz. Evet barışıyoruz. Tekrarla. Aynen. Yaşımızla barışıyoruz arkadaşlar. Kızım fıstık gibisin ne yani Allah Allah. Ya bilmiyorum gerçekten bu 40 yaş sendromu vurdu bana sen yani. Sen bir orta yaş... Aynen aynen girdim. Bence girdim. Girme hemen çık bir oradan. De geçen bir korku filmi izledim adını hatırlamıyorum. Arkadaşlar gerçekten korku filminde bir application vardı. Üşenmedim yükledim. Yüklemez olaydım anasını satayım ya. Şey mi ölüm tarihi? Aynen ya 14 yıl. Ne kadar? 40 aa. Yaşındayım 54 yaşında gebereceğim. Benim bayağı benim de... hızlandırmam lazım bu yaşamı. 2 gün önce o uygulamayı indirmem. Hadi ya. Ve ben senden daha önce gidiyorum çünkü 9 yıl diyor. Gerçekten. Evet. Ah canım. Görüşürüz. Orada varınca çaldırırım tamam, seni. Tamam çaldır. Hem bu arada telefon şey titredi mi? Böyle titreyince telefonu bir fırlattım da. Yani benimki titremedi. Sadece açtım 9 yıl bilmem 336 gün falan saat dakika o sırada yazıyor. Ben o korku filmini de izliyordum. Karede bayağı bir böyle dip noktadaydık. Onu da yükleyince tabii bir anda o da böyle titredi. Işıklar mı alıyorum? Ben böyle bir fırlattım. Ama böyle bir şey yok ya yani. Ya da olmuş. Ay çok kötü bir şey. Ben daha erken gideceğim sen de. Ben şey o orayı araştırır sana şey yaparım. Aynen. Bir, yani dikkat etmen serisi. Gereken şunu yanına al. Yanına işte temiz aynen. Tişört, aynen. Kıyafet falan. Bikini falan kullanıyorlarsa söyle. Çünkü tamam. Ben biliyorsun ben, tatile giderken. Aramızda 5 yıl falan var. 5 yılda şey yaparsın. Sen bayağı sen bir çözersin ayarlar. Orayı. Ben de valiz anca yaparım zaten. Aynen. Genç nesile sanatla ilgilenmek istiyorlarsa bunu hep son soru soruyorum gelen bütün konuklarıma. Hmm. Oyuncu olmak istiyorlarsa ne önerirsin? Olmasınlar. Ya işin olmayın şakası, arkadaşlar. İşin şakası şöyle tabii ki çok büyük bir istek olan bir sürü bana Instagram'dan da insanlar yazıyor işte hmm. Böyle olmak istiyor. Ben tabii kimim referans olacağım o ayrı bir şey ama yazanlar oluyor. Estağfurullah olur mu canım? Gerçekten çok istemek gerekiyor bu arada. Yani mesela çok az isteyip ya birazcık bir oyunculuk neymiş bakayım falanla olacak bir şey değil bu. Değil oyunculuk mi? Dışarıdan çok şaşalı belki güzel keyifli gözüküyor ama zor bir şey ya. Aynen. Yani sabır hani gerekiyor mesela bence. bazen parasız kalıyorsun mesela şimdi pandemi sürecinde mesela tiyatrolar şu an ne olacağı aynen. Belli değil. Ben aynen. Oyun çalışıyorum. Craft tiyatroyla bir oyun yapacağım ne ama zaman? Olacak mı işte bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Yani, belirsiz her şey. Burada hani mesela çıkacak mı çıkmayacak mı oyun? Sahnelenecek mi? Ama biz prova yapıyoruz mesela çalışıyoruz. Bundan da herhangi şu an hani sahnelenmedikçe para kazanamayacağız ama hep bir çalışma. Bazen parasız kalabiliyorsun. Doğru. Yani doğru. Bunlara mesela şey gibi çok maaşın her ay yatmasını ne alışan bir insan oyunculuk yapamaz. Sen önce öyleydin. Evet ben, şimdi... ben onu kırmam bile çok uzun süre değil oldu. Mi? O yüzden çok büyük istekli olup asla yoldan vazgeçmemesi lazım. Çok yüksek motivasyon olması lazım. Çünkü biz sürekli iş arıyoruz, iş buluyoruz, iş bitiyor, sonra başka iş arıyoruz. Yani sürekli bir iş arama olayıdır oyunculuk. Zaten. O aralarda da kendi psikolojini sağlam tutman lazım. Aynen işte psikoloji. Çok güzel anlattın ha. Aynen psikoloji okudun mu dediğinde aslında oyunculuğuna katkısı oldu mu dediğinde İşte burası bak buradan çıktı yani katkısı. Evet. Ama gerçekten istemeden yapılabilecek bir iş değil bence. Doğru söylüyorsun. Peki sen vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ben her zaman gelirim çağır ya. Tamam bir çay mı? Arkadaşlar beğendiyseniz bana abone olmayı, beğenmeyi, yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. O zaman hoş geldin. Sağ ol.